İyi akşamlar. Hoş geldiniz değil mi artık? Geliyor musunuz? Hoş hoş. Merhabalar, hoş geldiniz. İyi akşamlar efendim. Hoş geliyorsunuz. Ama bugün benim maalesef monitörüm olmadığı için kimler geliyor göremiyorum. Hoş geliyorlar, sefalar getiriyorlar. Çok keyifli bir İstanbul akşamından, Double Point stüdyolarından bizler sizler için hazırız. Şahane bir Türk sanat müziği şöleni yaşayacağız hep beraber. Efendime söyleyeyim, harika eserler seçtik. Umut ediyorum çok beğeneceksiniz ve olduğunuz yerden bize eşlik edeceksiniz. Sadece sizden bir ricam var, o da lütfen bu yayını kulaklıkla dinleyin. Evet, çok daha güzel olur. İnanılmaz daha fazla keyif alacaksınız çünkü gerçekten çok profesyonel bir ortamdan sesleniyoruz sizlere. Double Point stüdyolarından sesleniyoruz. Ve tamamen teknik donanımla bir konser mantığıyla hazırladık alacağınız duyumu. Lütfen sizler de çok uzak değilse hemen bir koşu kulaklıklarınızı alın ve bizimle beraber çok daha yüksek keyifle dinleyin diyorum. Efendim bu akşam daha evvel de duyurmuş olduğum gibi kıymetli müzisyen dostum Orhan Aykut beyefendi şerefler verdiler mekanımıza. Nasılsın Orhan? İyiyim hocam, siz nasılsınız? Sizlerle şahaneyiz evet, tabii ki. Evet, biz de burada olmaktan keyif alıyoruz. Yunus da sağ olsun kırmadı geldi. Evet, sağ olsun. Efendim, misafirlerim hepsi birbirinden değerli. Çok kıymetli müzisyen, aranjör, yönetmen, piyanist, müziğin her şeyi. Benim çok kıymetli sınıf arkadaşım Ali Akatça beyefendi de piyanonun başında. Kendilerinde biz pek müzik yapamıyoruz. Neden? Çünkü zamanı olmuyor. Şu an solistler şu an solistler dinlenmede olduğu için efendim Ajda Pekkan'dan çaldık kendisini. Ajda Pekkan'ın müzik yönetmeni bizimle beraber bu akşam. Yine ritimlerde çok kıymetli dostlarım Murat ve Yunus bizlerle tadına doyulmaz bir akşam geçirmek üzere hazırız. Sizleri bekliyoruz. Stüdyo yönetmenimiz Gülsevinciğimiz bize tamamız dediği zaman biz yayınımıza, şarkılarımıza başlayacağız. Başlayalım mı Gülsemin? Haydi başlayalım. Bir Avni Anıl şaheseriyle başlıyoruz. Double Point'te geldi mi? Selamlar olsun bütün Double Point takipçisi dostlarımıza. Efendim stüdyomuzun kapılarını yineliyorum. Bu akşam bir Türk müziği konseriyle açıyoruz. İnşallah harika müzik dolu günlerimiz, gecelerimiz olsun. Bir Nihavend, bir Avni Anıl eseri. Hepinizin çok sevdiğine eminiz. Biraz kül, biraz duman. O benim işte. Ama nasıl dinleyeceğiz? Nasıl dinleyeceğiz Orhan? Kulaklıklar. Kulaklıklarla dinleyeceğiz. Ses mi yok? Wow. Allah Allah. Ses mi yok? Kablosu mu çıktı acaba? Allah Allah. Ses ne olmuş? Az mı acaba? Ses yok mu yoksa az mı? Yok, var diyor. Şu an var. Bizde sesler var. Biraz daha yorum yazar mısınız sese dair? Şimdi geldi mi? Efendim canlı yayınlarımızın böyle ne derler ona? Nazarı, teknik problemleri her zaman yaşanabiliyor. Prodüksiyon yüksek çünkü gündüzden beri burada olsaydınız da görseydiniz. Ses alabiliyor musunuz? Bize biraz geri dönüt verebilir misiniz? Bir bakalım. Ses çok az. Kulaklıklarla mı dinlesek? Acaba telefonlarınızın sesleri kısık olabilir mi? Yandan açabilir misiniz? Kendi telefonunuzun sesi kısık olabilir mi? Veyahut da Kerem oradan gainleri biraz yükseltebiliriz. Sen çıkışları biraz kısabilirsin. Evet. Biz oradan biraz gain'i açarsak, iki gain'i de açtın mı eşit derecede, tamam. Evet, umut ediyorum. Şimdi tekrar arkadaşlarım deneyecekler sesin gelip gelmediğini. Böylece sound check'imize sizler de bir kısmına evet. Ortak oldunuz. Geliyor mu? Şu an iyiymiş efendim. Biraz boğuk. Evet, peak yapıyor. Çıkışı biraz kısarsan. Evet. Şimdi daha iyi. Peki, sizler... Biraz sen kız. Sizler volümlerinizi sonuna kadar açın. Nasıl sesimiz? Geliyor mu? Gayet güzel geliyor. Telefonlarınızın yanındaki ses açma düğmesinden faydalanabilirsiniz. Kulaklıklarınızı da takabilirsiniz. Evet. Çıkışı biraz kısarsan daha güzel olacak.
Çıkışı biraz kısıyormuşuz. Vallahi bile ne güzel evde ya, bir tane telefonu koyup yapıyorsun. Stüdyoya geldiğinde evet, kablolarca. Evet. Neyi kısalım? Müzisyenler dinliyor. Çok fena. Efektleri alalım falan diyorlar. Biz böyleyiz. Hadi olduğu kadar ilk şarkıdan sonra bize biraz geri bildirim verirsiniz. Bir Avni Anıl eseri geliyor. Biraz kül, biraz duman. O benim işte diyoruz. Bu ikinci anonsum artık. Bir Bismillahirrahmanirrahim. 3-4 Nefesinize sağlık. Geliyor muymuş sesler arkadaşlarım? Aa, gittiler. Boğuk mu geliyormuş? Çok boğuk geliyormuş. Allah Allah. Böyle bir yeni teknoloji bir şeyler denedik bugün. Ha, Orhan. Evet, yani o ne zaman yapabiliriz? Sade yapacağız yani. Ayrıyı çıkaracağız. Evet. Tamam. Normal.
Tamam. Akustik yapalım yayınımızı. Tamam. Yok, olmaz. O biz şimdi yayınımıza alakalı. Tamam, direkt kabloyu çektiniz mi? Biz yayınımıza akustik kendi duyumumuzla başlayalım. Keremciğim müdahalelerini yap sen. Volüm sen. Can bir şey varsa. Notumuzu aldık. Ha? Evet. Notumuzu aldık. Not- Prodüksiyon. Neredesiniz? Nazar nazar. İşte bunlar hep nazardan. Mikrofonu biraz alçaltayım. Allah burayı görseniz yemin ediyorum yangın yeri gibi. Yani şurada çok huzur ortamında oturuyoruz gibi ya yalan. Kerem gülsün. Evet bizde böyle gizli hiçbir şey yok. Her şey ortada ayan. Ali şarkıya gir Pınar diyor. Piyanoyu duyuyor muyuz Keremciğim? Piyanomuz geliyor mu? Geliyor. Tabii şimdi akustik gelecek zaten. Harika. Efendim çok sevdiğim bir Orhan'cığım. Kimcim? Göksel Baktagir. Ufak bir hareket yapacağım. Aşk masalı okuyacağız. Ne yapacaksın? Bir değişiklik mi yapacaksın? Evet. Bekleyelim mi? Çok bir kısa. Haydi bekleyelim. Bu arada sevgili izleyicilerimiz, sevgili dostlarımız, sizler de Pınar Barut Official, Orhan Aykut Official var mı? Official sayfalarına veya Double Point nereden izliyorsanız lütfen DM'den bize dinlemeyi arzu ettiğiniz eserleri, gel yabancı yok. Dinlemeyi arzu ettiğiniz eserleri lütfen sizler de bizlerle paylaşın ki biz bundan sonraki programlarımızda onlara yer verelim diyoruz. Ses gitti Keremciğim. Evet. Biz de onlara yer verelim sevgili arkadaşlar. Lütfen bizlerle paylaşın. Biz bu şarkıyı sizin sesinizden dinlemek istiyoruz diye. Biz de o eserlerle yolumuza devam edelim diyoruz. Sanırım kablo çekildikten sonra ses çok güzel oldu. Evet. Evet. Ses gayet güzel olmuş. Evet. Demek ki biz bu teknolojiye henüz hazır değiliz orada. Şimdi biraz efekt verebiliriz şimdi işte hocama. Alalım efektlerimizi çünkü ben biliyorsunuz hamam sesi severim. Feedback olacak ama. Feedback olacak Kerem. Hayalleyeceğiz tamam. Artık burada. Haydi bakalım kervan yolda düzülür diyoruz ve aşk masalı. Hazırız efendim görüyor musun Orhan'cığım? Evet. 3 ve... Ne olur gitme.
Harika. Elleriniz zarf görmesin. Temsilen. Hepinizi temsilen Gülsevil'in bizi alkışlıyor. Arkadaşlarım dönemiyorum. Ellerinize sağlık. Siyah giyen adamlar ve ben her zamanki gibi. Siyah giyen adamlar ve ben. Orhancığım hemen duyuralım. Artık yavaş yavaş yeni normale dönüyoruz. Evet. Yani yeni normali yaşadıkça değil mi arkadaşlar? Sizler de fikirlerinizi, dileklerinizi beyan edin. Ben görmesem de bana iletecek arkadaşlarım. Yeni normale geçişte sanat bize çok yardımcı olacak diye umut ediyorum. Yayınlarımız, seyircimizle birebir kaldığımız dinletilerimiz. Hemen sen bize bir müjdesini ver, çalışmalarının başladığını ne olur. Evet, biz bu cuma çalışmalara başlayacağız gibi gözüküyor. Muhabbet restoranda, hı hı. Beylikdüzü'nde. Rahat rahat reklam yapabiliyoruz kendi mecralarımız. Aynen öyle. Evet, Beylikdüzü'nde Muhabbet restoranda bu cuma ilk programımızı yapacağız. Tabi saatler belli. 7'den 10'a kadar. Onları da duyuralım. Yapacağız. Onları da duyuralım biz. 7'den 10'a kadar yapacağız. Yani erken başlayacağız. Yine aslında aynı saatlerde sahnede olmuş gibi. Süre olarak yapacağız. Denk tabii, gelecek. Süre olarak aynı aslında. Normalde de 9'da başlıyorduk. İşte 12 gibi falan bitiriyorduk. 12.30'da bitiriyorduk. Şimdi 7'de başlayacağız. 7.30'da. 10'da bitireceğiz. Güzel. Yani bakalım inşallah bundan sonraki süreç biraz daha iyi olur. Evet. Tabii bizim dikkatimize doğru orantılı olarak. Tabii. Biz ne kadar dikkat edersek, riayet edersek daha doğrusu kaidelere o kadar etap etap özgürleşeceğiz. Yani bunu bir anlamamız lazım muhakkak. Evet. Ve efendim çok keyifli bir nihavend. Yine her zaman bir araya geldiğimizde beraber okuruz ama Ali hocamız lütfederler mi? Kalbimde arama eski yerini. Sen gözümden akan sele karıştın. İstesen de artık sevemem seni. Hasret rüzgarına yele karıştın.
kırılan kalbim ağır, dinmez bir kilim. Ömrümce sürecek aşka yeminim. Kavuşmak imkansız artık sevgilim. Dönüşü olmayan yola karıştım. Kavuşmak imkansız artık sevgilim. Dönüşü olmayan yola karıştım. Seninle aşkımız eski bir roman. Yandı sayfaların küldür kalan. Sevgilim her şeyim sendin bir zaman. Ne yazık sonunda ele karıştı. Seninle aşkımız eski bir roman. Yandı sayfaların küldür kalan. Sevgilim her şeyim sendin bir zaman. Ne yazık sonunda ele karıştı. Tek sevgili arkadaşlarım, kalbimle kucaklıyorum. Büyüğüm var mıdır içlerinde bilmiyorum ama kalbi kardeşlerim, çok teşekkür ediyorum. Çok şahaneler. Nasıl Gülsemin'cim? Hocam gençliğime götürüyorsun, götürdünüz. Kim o? Diyor. Gençlik, gençlik gönülde. Alkışlar. Gençlik, alkışlarca. Ay biz o kalbi alkışları duyuyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. En güzelini icra etmeye çalışıyoruz sizler için. Nasıl, ses ile ilgili bir problem kalmadı? Her şey yoluna girdi. Yine bir Nihavent'le gideceğiz. Trafikle oynarım. Tamam. Trafikte de oynarım ama trafikte oynarım. Alicim nasıl keyifler? Gayet iyi. Seni bir daha ne zaman yakalarım diye düşünüyorum, biliyor musun? Her zaman birlikteyiz. Son 20 yıldır Ali'nin bana en geçerli, en çok kullandığı kelime. Hadi Pınar, niye beraber yapmıyoruz? Ali konser var, hadi gel. Ya ne olur kusura bakma, biz Ajda Pekkan'la Fizan'dayız. Rafet Erroman'la Rusya'dayız. Artık birlikteyiz ama bundan sonra. Artık konserlerimizi söyleyebiliriz. Buyurunuz, verelim. Ha, beraber konser tarihlerimizi. Efendim inşallah İstanbul Büyükşehir Belediye konserlerimiz çok yakın bir tarihle sizle buluşuyor. Bugün bunun müjdesini aldık. Yine çok keyifli konserlerde bir araya geleceğiz diyorum ve diyorum ki... Aradığın aşkı söyle buldun mu? Benden uzaklarda mesut oldun mu? Aradığın aşkı söyle buldun mu? Ben
benden uzaklarda mesut oldun mu? Kendine yeni bir dünya kurdun mu? Sen benim dünyamı yıkıp da gittin. Sen benim dünyamı yıkıp da gittin. Aradığın aşkı söyle. Kesinlikle öyle. Teşekkür kesinlikle. Ederiz şefim. Teşekkür ederim. Çok 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 özlemişiz. İstedim ki sizin de kulaklarınızda olan, oturduğunuz yerden eşlik edebileceğiniz eserler olsun. İnşallah isabet buyurmuşuzdur. Bundan sonraki programlarda DM üzerinden yapacağız. Evet. Yani DM'deki baskı istekler üzerinden inşallah yapacağız. Ve efendim yine bir akort değiştiriyoruz biz süratle. Konuşurken. Efendim, evet konuşurken ekom gitti normal. Şimdi o yine benim hamam. O prodüksiyonu da Evet artık şimdi Kerem şu anda efsane yazıyor. Ben konuşurken ekoyu alıyor. Ben şarkı söylerken geri veriyor. Bilir benim Kerem'im işini. Diyoruz ki, dikeni batsa da çok kez elime, uğrunda akacak kanı durdurmam. Koyamam kimseyi bil ki yerine, yüreğinde açan gülü soldurmam. Buyurunuz kıymetli. Thank you.
Selim'e. Uğrunda akacak kanı durdurma. Uyumam kimse bilgilerine, yüreğimde açan gülü soldurma. Koyamam kimse sana hep bahar. Üstüne titrerim sonsuza kadar. Gelmesin isterim teline zarar. Yüreğimde açan gülü soldurmam. Bendeki mevsimler sana hep bahar. Üstüne titrerim sonsuza kadar. Gelmesin isterim teline. Yüreğimde açmış gülü soldurma. Benim adım
adım aşk, benim adım ayrılık. Dik yokuşlarla çevrileyim. Her şey yolunda mı arkadaşlarım? Keyfiniz yerinde, yüzünüz gülüyor. Sevgili dostlarım, kıymetli meslektaşım Orhan'ı dinlemeye gittiğimde ya da ben gidemesem bile benim canlarım gittiğinde herhangi birisi benim çevremden Orhan'ı dinlemeye gittiğinde hemen canlı yayın benim için açılır bu şarkıda, değil mi? Evet. Ve Orhan seslenir. Bir ucunda olsam dünyanın, hocam senin için geliyor diye, onun sesine de ne yakışır. Yine bir ne derler, adaşının çok evet. değerli büyüğümüz Orhan Gencebay'ın çok kıymetli bir eseri bize diyecek ki bir akşam güneşi, bir akşam güneşi diyecek ki, buyurunuz. Hala dönmedin geri.
güzel oldu, çok çok keyifli oldu. Tabii ki insan arzu ediyor değil mi? Böyle göz göze böyle yapıyor. Yapım görevli bir sorumluluğumuz böyle yapıyor. İnsan göz göze, yüz yüze okumak istese de en azından beraberiz. Aynen. Efendim evet. Birinci saati tamamlıyoruz. Siz buradaysanız biz de biraz daha buradayız. Şimdi bir kapatmamız gerekiyor canlı yayınımızı Instagram kuralları gereği. Ve hemen akabinde 5 dakika içinde tekrar açıyor olacağız. Sizler bir yere ayrılmayın. Şahane eserlerle devam edeceğiz. Biz geldik tekrar. Buyurunuz efendim, konserimize devam ediyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, çok keyifli Nihavent ve Muhayyer Kürdi, Kürdi eserler çaldık sizler için. Okuduk. İnşallah evinize bir nebze keyif, ses getirmişizdir diyorum ya. Evler bu ara bayağı bir sessiz kaldı. Evet. Nasıl geçti pandemi? Yani benim için çok kolay geçmedi. Çok alışmışız sahnelere. Evde kalmak zordu biraz tabii yani. Ama Allah beterinden korusun. Daha evet. Kötü duruma düşmeyelim inşallah. Evet, yani. Evet. Bazı kimileri farklı şeyler söylüyor yani işte üçüncü dalga diyorlar, şeyler diyorlar. Ama rakamlar güzel gibi şu an, iyiye gidiyor evet. Gibi inşallah böyle devam edecek. İnşallah atlatacağız. Daha keyifli böyle hep beraber bir arada olacağımız konserler, programlar yapacağız inşallah hocam. Bekliyoruz, bekliyoruz. Vallahi billahi çoluk çocuk evde. Tabii siz büyüttünüz, bizimkiler eşikte olduğu için. Ben sürecin en dertlilerinden biri. Yastıklarla vakit geçirdik, yastıklar üzerinde. Bak bir tane daha burada. Kaç seninkiler Ali? 1,5-5. Yaşlara bakın abi. Allah muhafaza yani. Beşe mi bakacaksın, 1,5'a mı bakacaksın? Bu arada bir de Nimet rahatsızlık geçirdi. Çok geçmiş olsun arkadaşıma. Beli rahatsızlandı kızcağız. Bende de bel fıtığı, boyun fıtığı, meslek hastalığı işte. Yastıklarla şeylerle hikaye böyle geçti karantina. İşinden her yakınına gelsin. Herkes işini özledi. Evet efendim, başlayabilir miyiz Gülsevim? Yavaştan başlayalım biz. Keyifli uşak eserler çalacağız şimdi size. Yine 60'ların, 70'lerin gerçekten çok hepimizin kulağında, gönlünde olan eserler. İlk olarak ne diyoruz? Sevda yüklü kervanlar senin kapından geçer. Haydi arkadaşlar şöyle coşkulu. Son 2, 3, 4.
Keyifli Uşak eserler var. Esasında bir akşamda makam akşamı yapmak lazım. Tabii. Bestekar, makam değil mi? Yani bir hüzzam mesela. Üç gün önce bir hüzzam dinledim. Çiğdem abladan. Selam olsun. Evet. Ya Allah'ım, canım bir hüzzam çekti. Sonra açtım hüzzam faslı dinledim. Sabrımı, gamzelerin falan böyle. Ha. Bir iyi geldi ki bana hocam, hüzzam. Özlemişim yani. Çok hüzzam yapamıyoruz maalesef sahnede. Evet. Yani olmuyor. Çok güncel eserler yok hüzzam makamında. Ama evet. O, demek ki senin kalbin böyle bir pamuk, naif anına da denk geldi. Evet, o kadar tesir ettiğine göre hüzzam çok naif bir eser gerçekten. Şimdi biz makam konuşuyoruz. Şarkıların isimlerini saymaya başlasak hemen hatırlayacaksınız o sesleri. İnşallah böyle projelerde yapalım diyorum Orhan'cığım. Seve seve. Efendim hem bu pandemi süresinde hem de bu arada bizim işlerimiz ve meşguliyetlerimiz varken
Değil mi? Evde birileri de bizimkilere bakıyor. Çok da fazla gecikmemek lazım. Selam olsun yavrularımızın başında eşlerimiz. Ama daha mı alıştılar, daha mı düşkün oldular bize? Ne oldu? Evet. Vallahi ben fırça yedim bugün. Anne ne zaman geleceksin diye. Çocuklar da aslında özlemişler bizi. Aynen. Ben anladım yani. Devamlı koşturmaca. O da ayrı. Karşımda. Aslında bir yandan da onlara zaman ayırmak bir yoldan. Hele senin seyahatlerin çok fazla. Turneler hem sahne hem aranje, işte film müzikleri. Tabii. Ama tabii öncelik sağlık olduğu için yaptık ama tabii ki aile sevgisi daha önemli. Çocuklar kesinlikle. Da ister istemez özlüyorlar. Kesinlikle, kesinlikle. Biz fazla geç kalmayalım efendim. Yavaş yavaş programımızın sonuna doğru giderken. Türkü söylemeden olmaz Pınar, muhakkak sizden türkü bekliyoruz dediler. Ben de dedim ki elbette ki yapacağız arkadaşlar. Siz istiyorsanız öyle olur elbette. Çok sevdiğim bir türküdür. Kırklar Dağı'nın düzü diyoruz efendim. Sizin bildiğiniz haliyle Suzan Suzi ile bir girelim türkülere. Papam 3 4 Thank you.
Teşekkür ederim. Sağlık. Sizin de nefesinize sağlık. Arkadaşım. Ellerinize sağlık. Efendim darbukadan Yunus. Uçurdum. Harikasın. Bendir'de Murat. Piyanoda kıymetli müzisyen Ali Akatça ve tabii ki kıymetli dostum, kardeşim, meslektaşım Orhan Aykut şerefler verdiler. Fakir annemizi şenlendirdiler. Stüdyomuz da çok güzel bu arada gerçekten. Reklam yapalım azıcık. Evet. Double Point yayında. Evet efendim, güzel stüdyomuzdan. Ha, bak Double Point deyince Kerem geldi. Kerem geldi. Stüdyomuzdan canlı yayınlarımız. Devam edecek değil mi Orhan? Tabii seve seve. Biz yapacağız bunu ara ara. İnşallah sizler orada, biz burada bir nebze o güzel gönüllerinize, bir nebze o yorgun ruhlarınıza, beyinlerinize ve bedenlerinize huzur, keyif, şöyle bir dinlenme getirmişizdir. İnşallah evlerinizde mutlulukla misafir olmuşuzdur. Bizden size sonsuz sevgiler. Tekrar buluşuncaya kadar hoşça kalın efendim Orhancığım. Çok teşekkür ediyoruz yayına katılanlara. Gerçekten çok güzel yorumlar geldiğini söyledi Gülsemin Hanım. Evet. Doyamadım diyorlar. Nasıl? Doyamadım, devam diyorlar. Bize doymak yok. O yok. Doymak yok. Bir dahaki konser. Başka bir zaman devam edeceğiz inşallah. Yine sosyal medyalarımız üzerinden, hesaplarımız üzerinden sizlere duyuracağız. Kıymetli Double Point takipçileri, Pinar Barut Official müzik dostları ve elbette Orhancığımın kıymetli dostları, hepinize selam olsun. İnşallah çok güzel günlerde buluşmak ümidiyle. Hoşçakalın. Hoşçakalın.